Hatay Vali Yardımcısı Kadim Doğan Başkanlığı'nda resmi ve özel kuruluş temsilcilerinden oluşan Hatay İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle Atatürk anıtına çelenk sundu. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtında gerçekleştirilen çelenk sunma töreni ardından Erol Bilecik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Kongre Salonu'nda insan hakları konulu bir panel düzenlendi. Panele Hatay Vali Yardımcısı Kadim Doğan, Antakya Belediyesi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yelkaya, Hatay İl Müftüsü Mustafa Sinanoğlu, Hatay İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri ile kent halkı katılım gösterdi. Bugün İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 64. yıl dönümü. Panelde ilk söz alan Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sabahattin Nal, insan haklarına genel bakış konulu bir sunum gerçekleştirdi. İnsan hakları konusunda Türkiye dahil hiçbir ülkenin mükemmel ve sicilinin tertemiz olmadığını belirten Nal, ancak Türkiye'de 1987 yılında Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na bireysel başvuru hakkı, 1990'da da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisi kabul edildikten sonra devrimsel bir insan hakları uyanışının olduğunu söyledi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, hakları ihlal edilen kişileri, haklarını ihlal eden devletlere karşı bir yargı yoluna kavuşturmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dediğimiz bir yargı yolu var. İnsan hakları genel konularında bilgiler veren Nal, Türkiye keşke Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini 1990'da değil de 1980'de kabul etseydi. Türkiye'de bugün insan hakları ile ilgili sorunlar var. Tutuklamalar, gözaltılar, insanlık dışı muameleler, adil yargılanma gibi bu sorunların büyük bir kısmı gündemimizde olmayacaktı, dedi. Türkiye 1987'de komisyona bireysel başvuru ve 1990'da da mahkemenin yargı yetkisini kabul etti. Hani arada 30 küsur yıl geçtikten sonra biz mahkeme hukukuyla, sözleşmeyle pratikte yüz yüze geldik. Panelde Hatay Barosu üyelerinden avukat Müslüm Kızıl, bireysel başvuru hakkı, Hatay Gazeteciler Cemiyeti'nden Cemil Yıldız Basın ve İnsan Hakları, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden Müdür Yardımcısı Vedat Taşkıran Çocuk Hakları, İl Sağlık Müdürlüğü'nden uzman doktor Dilek Arzu Bakır da hasta hakları konularında konuşma yaptılar. İnsan haklarından kastımız ırk, din, dil ayrımı gözetmek için tüm insanların yararlanabileceği haklar. Anayasada düzenleme altına alınmış temel hak ve hürriyetleri ifade eder. Bu 6 üst başlıkta düzenlediğimiz hususlardan birinin ihlali halinde Anayasa Mahkemesi başvuruyu yerinde bulur.